Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Bilançoların pozitif etkisinin sürdüğünü görüyoruz. Borsa İstanbul 100 Endeksi Geçtiğimiz haftayı %1,06 puan yükselişle tamamlarken yukarı yönlü harekette de açıklanan güçlü bilançoların etkili olduğunu söyleyebilirim. Bankacılık hisselerinden garanti ve yapı kredi bankalarının bilançoları beklentinin üzerinde gelmesi Borsa İstanbul'un seyrine olumlu katkı sağladığını gördük. Geçtiğimiz haftanın Önemli gelişmelerinden olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası enflasyon raporu açıklandı ve rapora göre 2021 yılının sonundaki enflasyon tahmini %12,2'den 14,1 seviyesine yükselirken 2022 yılı için 2022 yılının sonunda %7,5 olan enflasyon tahmininin %7,8'e yükseltilmesi de dikkatlerden kaçmadı. Yılın son çeyreğinde enflasyonda belirli bir şekilde düşüş eğiliminin görüleceği belirtilirken ve yılın geri kanalında cari fazlanın oluşacağına yönelik beklentiler tekrarlanırken enflasyondaki son zamanlardaki görülen yukarı yönlü harekete ilişkin ise küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin önemli etkisinin olduğunu ve tahminlerimin daha erken enflasyon oranında düşüş beklediğimi de altını çizmek istiyorum. Delta varyantı ile vaka sayılarının tekrardan artış göstermesine ilişkin aşılamanın önüne değinen Başkan Kavcıoğlu, aşılamanın hızlanmasının ekonomi üzerindeki riskleri azaltacağını söylerken bu hafta açıklanacak olan Temmuz ayı enflasyon verisi piyasalar tarafından da yakından takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısında yaz ayları genellikle oynaklığın yaşayabileceğini belirtmişken artan enflasyon oranının sonrasında reel getiri azalmakta olup toplantıdaki karar metninde sıklıkla dile getirilen politika faizinin enflasyon üzerinde oluşturulacağına dair ifadelerde yakından takip edeceğim. Bir diğer önemli gelişme ise Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısından beklentilere paralel bir kararın çıkması ve Başkan Jeremy Powell'ın yaptığı basın açıklamasındaki tutumu piyasalarda yükselişlere sebep olurken piyasalar Varlık alım programındaki değişikliğe odaklanmışken değişikliğin yapılmaması ve uygulamada değişikliğe gidilmeden önce piyasaya yönlendirilme yapılacağına ilişkin ifadelerin tekrarlanması yatırımcılara derin bir nefes aldırırken toplantıdan çıkan sonuca rağmen Louis Fed başkanı James Bullard Fed'in varlık alımlarının sonlanması için Doğru zamanda olduğu görüşünde tekrarlamış oldu. Varlık alım programının sonbaharda başlaması ve faiz artışı yapılması beklenilen 2022 yılının ilk çeyreğine kadar sürecin tamamlanması gerektiğini de altını çizdi. İkinci çeyrek rakamları birer birer açıklanırken, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi ikinci çeyrekte ekonomistler %8,4 büyüme oranı beklerken %6,5 büyüme oranı gerçekleşti. İkinci çeyrekte ise gerçekleşen büyüme ile gayri safi yurt içi hasıla salgın öncesi seviyeye dönmeye başlarken salgın sonrası yeniden açılma ve uygulanılan ekonomik politikaların devamından dolayı ekonomistler yıl sonu büyüme tahminini %7 olarak gerçekleşmesini bekliyorlar. Büyümede yakalanılan hız ise Amerika Birleşik Devletleri tarihinde 1984 yılından bu yana en büyük büyüme hızı olarak kayıtlara geçmiş durumda. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Türk lirası Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin beklenenden daha az büyüyeceğine dair beklentilerle birlikte değer kaybeden dolar karşısında değer kazanmayı sürdürdüğünü gördük. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası enflasyon raporunda 2021 yılı enflasyon tahminini 12,2 seviyesinden 14,1 seviyesine yükseltirken Bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri PMI verisini de yakından takip ediyorum. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,52 ve 8,60 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,44 ve 8,38 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise günün önemli gelişmelerinden olan Avrupa PMI verisini de yakından takip ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2021 yılı enflasyon beklentisini %12,2'den %14,1 seviyesine yükseltirken fiyat artışlarında da küresel piyasalarda yaşanılan gelişmelerin önemli rol oynadığında söylemek istiyorum. Başkan Kavcıoğlu sıkı para politikasına devam edileceğinin altını çizerken Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,10 10 ve 10,15 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10 Türk Lirası ve 9, 95 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa PMI verilerinde yakından takip ediyorum. Geçtiğimiz hafta tahvil piyasalarında yaşanılan fiyatlamalar ve Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı ile paritede stresin arttığını gördük. Bugün açıklanacak olan Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri PMI verilerinde yakından takip ederken Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,1895 ve 1,1910 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1,1850 ve 1,1835 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları Brent petrol tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri ham petrol stoklarında beklentilerin üzerinde 4 milyon varellik bir azalış gerçekleşirken vaka sayılarındaki artışın yeniden hızlanması ve enerji ihtiyacının tartışılıyor olması Brent petroldeki de seyri zayıflatan unsur olarak karşımıza çıkıyor. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 75 dolar ve 75,50 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 74 dolar ve 73 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.